Merhaba herkese, iyi akşamlar. Anadolu Efes günlük grafik. Efes tırmanışına devam ediyor. Yani uzun zamandır zaten devam eden bir tırmanışı var ama grafikte de görüldüğü üzere trendinden çok fazla yukarı gidiyor. Sonra çok fazla altına giriyor. Yani altına giriyor demeyeyim de tekrar trende temas ediyor. Tabii aradaki fark çok fazlaydı. Yatırımcısına kafayı yedirten bir hisseydi yani. Şimdi o dalgalanma biraz daha azaldı. Yani hisse biraz daha stabilleşti ve daha dik bir açıyla yukarı hareketine devam ediyor. En son videomuzda trende değmeden önce çekmiştim yani. Ya da tam trenddeyken çekmiştim, tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla oraya değip buna şey de derler, hani onayını aldı da derler yükseliş, ama oradan sonra bir yeşil yapması lazım o onayın olması için. Nitekim yeşilini de yaptı trend temasından sonra ve oradan beri yukarı. Şimdi şunu söyleyeyim, RSI, MACD hepsi bunların olumlu ve yukarı hareketi destekliyor. Fakat direncinde diyelim, yani bu 23-28 civarı, 23-28-30, hatta şöyle kapanış hesabıyla usulüyle bakalım. 23-48, 23-50 diyelim. 23-50 başının belası Efes'in, yani geçemediği yer orası. Dolayısıyla bir dirençte kapattı. Dirence çok yakın kapattı. Yani bir adım daha atarsa artık kaç oluyor? %1 mi oluyor? Yani işte %1 civarı bir yükselişte, dirençte, yani %2-2,5 civarı bir verimi olursa Efes'in, yarın olması da şart değil, onu söyleyeyim. O direnci de kırmış olacak. Biraz daha belki oradan sonra 25'e doğru belki bir hareketleri olabilir. 24 üstüne en azından bir hareket beklenebilir. Onu söyleyeyim baştan. Nereye kadar? Yani şimdi Efes'in, büyütmeyeyim şunu da. Şöyle bakalım. Her direnç destek temasından sonraki yükselişinde, bu tür dirence yükselişinde RSI 78'e gelmiş. Bakın. Hatta şöyle geri doğru komple bakalım yani 2012'ye kadar. Gerçi piyasa şartları çok değişti ama. Şimdi 80 üstü 1 2 3 temas 2012'den beri. Yani 80 üstü RSI 80 üstüne geldiyse şurada 8 yılda 3 kere olan bir şeye denk geldiniz demektir bu. Onu söyleyeyim. Genellikle ama 77 civarı, şöyle gene geriye doğru alırsam bakın, burası 76 77 ve buraya bile temas yılda bir kere, ortalama saysanız yılda bir kere oluyordur, olmuyordur. Ama bu aralar hani değişen piyasa şartları da, biraz yeni pazara biraz daha bakalım. Mart döneminden beri oluşan. Oradan beri dirence, yani RSI değeri akım devam ettiği zaman 77'yi geçemiyor maksimum 2 temas. Yani dolayısıyla hatta 70'in üstüne bile bakın çok az çıkmış. Yani 70'in üstüne gelmeden kağıt bozulmaya başlamış. Yoluna devam ederse bu 77, 78 RSI değeri ya da 75 diyeyim, daha böyle güvenli bir alan olarak aklınızda olsun yani. Oralarda gün içinde satışlar gelebilir. Gün içinde tabii işlem yapıyorsanız belki bir hamle şansınız olabilir o tür bir şeye karşı. Ama şu an hani harekete başladığı yerden beri RSI'nin geldiği seviye 60. Yani bakarsak 60 seviyesine çok daha soğuk bir hisse. Yani henüz kar satışı RSI buralardayken beklenmez. Olmaz demiyorum yani, beklenmez ama olabilir tabii, imkan ihtimali de var. Öyle bir ihtimal. Fakat momentumu da Anadolu Efes'in fena değil. Yani ben şurada 3-4 gündür iyi bir momentum var. Biraz böyle geri çekiliyor geldiği noktalardan. Yani sabah genellikle ya da öğlene doğru hareketlendi. Birkaç gün gördüm ben. O öğleden sonra bir hafif geri çekilmeler başladı. Onun dışında bir problem yok. Hisseye de bir problem yok. Hacimler de ufak ufak artıyor. Dengeli. Öyle patlama da yok yani hacimlerde birdenbire, ama gayet dengeli olarak gittiğini görüyoruz. Burada yani çok sabırlı vatandaş için söylüyorum. Hisseyi doğru yerden, özellikle alanlar için 20 liralardayken, yani 200 gün ortalamasını eli altında aldıysanız zaten, yani trend desteğine geri gelmesi 22-30, atıyorum orada mı yakalar bilmiyorum, yani 22-40'da 50'de mi yakalar, yani şu trendi kırmadan Anadolu Efes'te bir sorun çıkmaz. Trendi kırarsa 21-70 desteğine bakılır. Orayı da kırarsa artık 200 güne doğru, ortalamasına doğru, yani 20 liraya doğru yolculuk başlayabilir. Dolayısıyla şu trend çok geçerli bir trendtir. Siz de açın bilgisayarınızı.
veya cep telefonunuzu bir aracı kurum şeyinden veya TradingView uygulamasından bu trendi çizip takip edebilirsiniz. En kolay yani Efes için ortalamaları konuşturmaya gerek yok. Şu an bütün ortalamalar çok yakın zaten birbirine. Ki Efes pek hareketlenemeyen bir hisseydi. Şöyle geriye doğru göstereyim. Yani kayıplarını hiç yerine koyamadı. Efes böyle hani Mart'tan beri takip edenler hep şey diyor. Ya çok pahalı. Hani bunun da geçen muhabbet oldu. Dediler çok pahalı. Ya Efes'in neyi pahalı? 20 lira. Biri bana söylesin. Dolar olarak zaten hiç bakmayayım da. Onu gerek yok bakmaya. Hani şu TL tabloyu gördüğünüz zaman bile gayet makul bir yerde olduğunu görüyorsunuz fiyatın. Sadece grafik anlamında söylüyorum. Temel analiz anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatayım. Bunu duyuyorum çünkü. Onun için dün bir hisse daha söylemiştim. Yani Telekom'da da öyle bir şey olmuştu. Çok pahalı diye duymuştum. Neresi pahalı? Baktım çözemedim. Bunun dışında söylenecek bir şey yok Efes için. Yani trendle takibi mümkündür. Herkese iyi akşamlar.